Arkadaşlar, yeni işimiz bir parfüm reklamı. Bu gördüğünüz parfüm 87 çeşit çiçek hulasasından yapılmıştır. Hadi ya. Dur bakalım 87 çiçek aynı anda nasıl kokuyormuş? Kadının yeni ve seksi kokusu. Bu ne ya? 87 çiçek değil, sanki 87 tane ayak kokusu gibi geliyor. Hayır, mis diyeceksin. Maalesef öyle demeyeceğim. Dürüstçe söylemek gerekirse reklam metni şöyle olmalıydı. Haliç kokusunu üzerinizde taşımak istiyorsanız Ozonyurt parfümlerini kullanın. Hatta bu parfümün adı Yürüyen Haliç olmalıymış. Bana bak, kes sesini. Biz doğrucu Davut değiliz, reklamcıyız. Bizim meslekte ananı boyayıp babana yeni hanım diye satacaksın. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Ray 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 ray. Önder Bey doğru söylüyor kanka. Bizim işimiz biraz böyle. 87 çiçek sizi misler gibi edecek. Bak şimdi. Ozonyurt parfümleri ozonla dosttur. Hatta kankadır. Hatta hemşodur. Hatta ve hatta canciğer kuzu sarmasıdır. 87 çiçekten yapılan Ozonyurt parfümleriyle öyle güzel kokarsınız. Öyle güzel kokarsınız ki... Galiba yalan söylememek popomun sağlığı açısından çok daha iyi olacak. İşte abimin çalıştığı iş yeri burası. Ay, makyajım azalmış gibi bir his var içimde. Dur birazdan makyaj yapayım. Gayet iyisin güzelim. Yok yok, yolda gelirken çıkmıştır. Ben birazdan makyaj yapayım en iyisi. Boş ver Bıldırnaz'cığım, çok güzelsin. Tamam. Hadi canım. Bıldırnaz'cığım yeter. Güzelsin, çok güzelsin. Ozonyurt parfümleriyle gün boyunca ferahlık duyarsınız. İstediğiniz kadar terleyin. Ter kokularını örtbas eder. Ozonyurt parfümleriyle istediğiniz kadar yellenebilirsiniz. Çünkü Ozonyurt parfümleri fena, istenmeyen kokuları asla duyurmaz. Yapma ya. Hadi diyelim ki Ozonyurt parfümleri yellenmenin kokusunu aldı götürdü. Peki sesini nasıl duyurmayacak? Demek ki parfümü sıkarken bağırarak şarkı da söylemek gerekiyor. Merhabalar. Herkese kolay gelsin. Merhabalar. Sana kolay gelmesin beceriksiz herif. Abicim, seni okul arkadaşım Bıldırnaz'la tanıştırmak istiyorum. Ya öyle mi? Memnun oldum. Ben de sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Mazhar Bey. Hay Allah. Yani doğrusunu söylemek gerekirse aslında ben o kadar memnun olmamışım demek ki. Abicim, biliyor musun? Bıldırnaz da senin gibi bekarmış. Ay tesadüfe bak. Ha, senin derdin anlaşıldı. Ya şu işten bir türlü bıkmadınız. Safiye Sultan kitapları serisi gibi evlenmeli kız getiriyorsunuz bana. İstemiyorum. Allah Allah. Niçin öyle diyorsunuz ama Mazhar Bey? Ben size gayet iyi bir eş olabilirim. Bakın Bıldırcın Hanım. Bu halinizle sizden olsa olsa ancak palyaço olur. Nasıl yani? Siz benim makyajımın çok kötü olduğunu mu söylüyorsunuz? Yok. Makyaj mı? Ben yüzünüzü badana boya yaptınız zannediyordum. Ben bu kadar hakarete dayanamıyorum, gidiyorum. Yazıklar olsun abi. Senin gibi bir evlilik düşmanına evlenmeli kız getiren de kabahat. İleride sen öldükten sonra mezarın bekar baba türbesi olur herhalde. Ne yapayım yani? Birileri istiyor diye evlenecek halim yok ya. Evet. Hayret bir şey. İyi, çok güzel. Mazhar evladım, parfüm işi nasıl gidiyor? Önder Bey, kusura bakmayın ama ben inanmadığım şeylerin reklamını yapamam. Yalan söyleyemiyorum. Peki evlat, yapma o zaman. Sana jeneratör işi vereyim. Jeneratör işi mi? Evet. Son Baskı Gazetesi'nin okuyucuları için dağıttığı jeneratörler var. Böyle bir kampanya yapıyorlar. Bu kampanyayı sana vereyim. Peki, bunu yaparım Önder Bey. Çok güzel. O zaman benim odamda Mahmut abi jeneratörlerinden bir tane var. Onu al ve evde çalışmaya başla. Peki Önder Bey. Hadi bakalım, göreyim seni. Evet, gazetemiz Son Baskı'nın 99 kupona verdiği Mahmut abi jeneratörü nasılmış bir bakalım. Evdeki elektrikli her şeyi kapatıyorsunuz. Sonra jeneratörü çalıştırıyorsunuz. Koskoca jeneratörün verdiği elektrik bu mu yani? Sevgili Son Baskı okuyucuları, gazetenizin verdiği Mahmut abi jeneratörüyle evinizdeki tüm ampulleri, buzdolabını, televizyonu, fırını, çamaşır makinesini çalıştırabilir, hatta artı fazladan komşularınıza elektrik satabilir ve para bile kazanabilirsiniz. Eyvah! Mecburen doğruları yazacağız, yoksa popo büyümeye devam ediyor. Sevgili Son Baskı okuyucuları, gazetenizin verdiği Mahmut abi jeneratörüyle evinizdeki bir adet 10 mumluk ampulü rahatlıkla çalıştırabilirsiniz ya da elektrikli diş fırçanızı çalıştırabilirsiniz. Ama bir dişinizi yarım saatte fırçalıyorsanız ayrı. O zaman 32 diş için 32 jeneratör gerekmektedir. Ben geldim. Heh, hoş geldin. Çabuk şu popomu düzelt Ruhsar. Ne o? Romantik mi takılıyorsun sevgili kocacığım? Bırak şimdi romantiği falan da şu aşure kasesine benzer popomu düzelt. Hadi. Hayır, daha cezan falan da olmadı. Ayrıca poponun büyümesi senin sayende olan bir şey sevgilim. Yalan söylemezsen popon da büyümez. Ruhsar, hayatta bazen yalan söylemek de gerekebilir. Maalesef yalansız dönmüyor bu dünya. Hadi şu popomu düzelt. Vallahi beni hiç ilgilendirmez. Aman dikkat et de geceleri bu popoyla çok fazla ortada dolaşma hayatım. Biliyorsun hayat kötü, kolla kendini. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün